Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir rol başlayıp kardeşimiz geldi. Eyvallah abi. Bizi ziyarete. Şimdi bir rol, ben bir rolla yeni tanıştım arkadaşlar. Köpek konusunda bayağı uzman. Gerçekten buraya da hem köpeklerimi görmeye hem de artık bir rolun Koca Pati diye mama firması var. Firmanın adı Koca Pati değil mi? Abi, Koca Pati. Artık Koca Pati mamaya başladım, biliyorsunuz ben geçenlerde videolarda söylemiştim, yeni bir mama deniyorum. Bir ay deneme süreci geçirdik. Sen inceleyip sırt okuyan bir adamsın. Aynen. Test etmeden ben konuşmam hayatta dedin. Aynen. Tamam aynen. Abi dedim o zaman ben sana test ben dedim zaten dedim. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar benim köpeklerimin yemediği mamayı ben kesinlikle kullanmam. Zaten o mama işine gireceğiz daha sonra, ona farklı bir video çekelim biz. İlk önce ben Birol'la biraz sohbet ettik. Gerçekten köpeklerden kendi köpeklerini gösterdi bana. Bu ileride Birol YouTube kanalı da kuracak. Çünkü bu işi ben şunu söyledim. Bu işi bilen insanlar insanlara anlatsın, öğretsin. Merak edenler bilen insanlardan dinlesin. Böyle bakıyorum, tamam mı? Herkes ticaret işte menfaat için herkes birbirinin köpeğini kötülüyor, ediyor, tamam mı? Ben istiyorum ki yani köpekten gerçekten anlayan insanlar, tamam mı? Abi bir sen bu lazım. YouTube kanalı kurma yani kur, ben de sana destek olacağım. En azından böyle insanlar, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir şey duyuyorsunuz ya internette, yalan yanlış söyleyenden duyup o ona söylüyor, ondan sonra herkes de bir akıl bilgi kirliliği. Aynen. Herkes birbirine bir yanlış akıl veriyor. Bana bile akıl soruyorsunuz. Ben size ne diyorum? Benim tecrübem olduğu şeyde konuşuyorum, akıl veriyorum. Benim yerimde başkası olsa emin ol profesör gibi anlatır. Anlatır abi. Ben şimdi diyorum ki bilmiyorum kardeşim, ben bunu git veterinere sor veya anlayana sor. O yüzden sen bu işi biliyorsun. Kesinlikle kanalını kur. Eminim ki en kısa zamanda seni takip İnşallah, edenler hayırlısı. Tamam mı? Bir kitlen oluşur çünkü işi biliyorsun. Ben burada bir ola söyledim benim köpeklerimle, tamam mı? Bir yorumunu almak istiyorum. Çünkü gerçekten kaç yaşındaydı? 8 yaşından beri. 8,5 yaşından. 8,5 yaşından beri bana resimlerini falan da gösterdi. İşte pitbull, prese, kanaryo, işte çoban köpekleri değişik. Hele bir tane köpeğe var. Ben onu daha önceden beri çok yıl kaçtı ya? Dur. 2012. Bak 2012 ama ben 2015'te falan. O zaman sen tam ben bir tane Rejo diye bir köpek var arkadaşlar. Meğer bu bir oğlun köpeğiymiş. Evet. Bak şu köpeğin buraya dövmesini de yap. Gel göster Fatih. Rejo, harbiden Rejo yani, bak şu köpek arkadaşlar, bunu Çin'e mi satmıştın? Evet, Çin'e vermiştim abi. Ya köpek inanılmaz, bu köpeğin boyu. Ben videosunu izliyordum, diyordum ki bu nasıl bir köpek. Ama bu köpek kangal falan değil mi? Değil, ara köpek. Anadolu çoban köpeği tabir ettiğiniz göre. İşte abi. Bu böyle bir köpekti ama harbi efsaneydi yani. Çok da iyi bir paraya satmış Çin'e. Amerika'ya falan sattığı köpekler de var. Hangi o? Onlardan bahsederiz gerçi, tamam şey abi. Yani cidden köpekten anlıyor arkadaşlar. Belki yaşın benden küçük ama köpek tecrübesi olarak yani işi biliyor. O yüzden ya bu işin temelinde önce hayvan sevgisi, sonra köpek sevgisi, sonra kibirden uzak olmak ve hep öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Yani öğrenmeye açık bir adam olursam benim en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim abi. Hep öğreniyoruz yani. Evet. Şimdi ben de dedim ki o zaman Birol'dan kendi köpeklerim hakkında bir yorum alayım. Ben dedim ki bak acımasız mı oluyoruz politik? Acımasız. Neyse onu söyle. Cidden söyle. Yani bu öyle, bu böyle. Yani bunu bak köpeğe gör. Şimdi öncelikle o kararlık olarak algılanmasın. Ben mesela kısaca yaptıklarımızdan bahsedeyim. Ben Uluslararası Köpek Ökleri Kınoloji Federasyonu DOKÜFET'te Yerli Öklar Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda ülkemizde birçok kez yerli öklerle ilgili yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda hakemlik görevi yürüttüm. Dünya öklerini de genel anlamda tanıyorum. Geldiğimde de burada çok güzel bir konsept gördüm. Harika şartlar altında besleniyorlar. Recep abi az bir saniye. Dur ona yaklaşma, ona dur, videoda yaklaşacağız ya, dur biraz yaklaşacak ona ya. Onun da şeyini bozma dur. Birol'u sevecek burada şimdi. Birol bana mı söylersin? Aslında bak onu deneyeceğiz abi. Yok deneme bak şaka yapıyorum. Dolayı linç ederler beni senin yüzünden. Evet devam edelim. Burada yarışmalarda birçok deneyimlerimiz oldu. Deneyim kazandıkça da köpeklerle ilgili bu sefer bir göz filtresi oluşuyor. Nasıl bir göz filtresi oluşuyor? İşte hayvanın ön kolları nasıl basıyor? Sırtında kamburluk var mı? Arka ayaklarındaki açılar doğru mu? İşte çene testis gibi bazı özellikler vardır. Çenesi makas çenesi değil mi diye. Genel anlamıyla netice itibariyle köpekler ortak anatomiye sahip oldukları için görebiliyoruz. Benim senin yanına geldiğimde gördüğüm ilk şey, hayvanlar
aşırı keyiften, aşırı iyi bakılmaktan, aşırı mutluluktan biraz arsızlaşmışlar. Eyvallah. Korkuyorum da mamayı biraz daha yemezler mi diye. Adamların önünde et var, her türlü seçenek var. Evet, onu, o da doğru. Sağlığı, bir bana onu yerinde. Onu söyledi. Yani köpekler her gün ciğer et yerse tabii ki mamayı yani zor yerler ama gerçekten senin mamayı ben diğer mamaya göre şimdi Baron yiyorsa ben ilk önce Baron'la Reyna'da özellikle şey yaptım. Baktım yiyorlar, o iyi oldu. Yani çünkü köpeğe çok alıştırırsan mamaya tabii zorlanıyoruz ama senin mamada öyle bir şey de yaşamadık. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Escobar'dan tamam. Böyle başlayalım. Bu şey Bella. Marcos'dan başlıyoruz. Bu ismi? Bu şey. Bu Escobar. Escobar. Bella. Escobar'dan başlayalım. Kulübeden Marcos'u bir şey dedim. Geldi istiyoruz. Escobar gel bakalım. Gel. Yorumlamanı istiyorum. Abi nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Dogo Argentino'nun biliyorsun Arjantin'in ırkı. Evet. Dünya genelindeki büyük köpeklerin hepsi Mastiff ailesi içerisinde, evet. Moloz ırklar içerisinde değerlendirilir. Arjantin'de domuz avı amacıyla üretilmiş olan bir köpek temelinde. Ama şu anda uluslararası yarışmalarda, daha çok FCI kökenli yarışmalarda maalesef eskisi kadar köpekler heybetli ve büyük değiller. Yarışma konsepti niye öyle oluyor peki? Abi, Avrupalılar biraz daha köpekleri modernleşme anlamında küçülttüler. Bu da sanki yeni bir modaymış gibi. İşte Rottweiler'lar küçüldü, Dobermanlar değişti, Alman kurtlarının artık arkaları iyice yere yakınlaştı, sakat gibi oldular. Dogolar biraz küçüldüler, karakterleri yumuşadı. Yani bunu şimdi belki FCI seçeneğiyle köpek besleyenler yanlış algılayabilir ama böyle bir gerçek var. Şimdi senin Dogon boyut olarak harika. Yani gerçekten iri, güçlü, heybetli bir kafası var. Fiziksel anlamda da bir sorunu yok. Öyle sertlik anlamında nasıl? Sertlik anlamında hiç sert değil ya. Abi. Ama belki genç olduğu için böyle. Yavaş yavaş insana hırlamaya başladı bir o. Başladı mı? Yavaş yavaş hırlıyor. Evet. Tamam, biraz da bana hırlasın o zaman. Bak şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Gelir gelmez onda ilk gördüğüm şey şuydu. Mesela köpeklerde bizim makas çene dediğimiz bir özellik vardır. Biraz yaklaşabilir misin? Şimdi sana şöyle göstereyim. Bak. Alt çenesi üst çenesinden biraz önde. Sınırlar dahilinde kabul edilebilir bir durum. Ama normal şartlarda olması gereken doğru basış şekli şu şekilde. Birbirinin üzerine tam oturması gerekiyor. Alt çenesi önde olduğu için hafif bir çene kusuru var. Evet. Onu söyleyeyim. Onun dışında genel olarak ön göğüs yapısı, döş yapısı, ön kollarının çıktığı nokta, evet, hepsi çok güzel. Ağız kafa orantısı, soma, Dogo'daki karakteristik göz yapısı, yani kulaklarının kafasındaki yerleşim noktası. Vay anasını ya. Hepsi doğru. Abi var ya, senin hoca olman lazım. Estağfurullah. Var ya bak. Sırt çizgisi, karın sağrısı, daha sonra şuradaki bizim esler. Yani şu esler çok önemlidir. Burada hem kemik, hem tendon, hem kas, hem kıkırdak yapısı var. Bunlar doğru büyümediği zaman köpekler ya ayağını şöyle dışarıya doğru açar ya dikleştirir. Bunlar sen, sorun yaratabilir. Sana şimdi bir şey diyeceğim. Tabii abi. Şimdi oraları çok iyi dedi. Ben onları hiç bilmiyorum ama bu köpek arka ayaklarının üstüne kalkamıyordu biliyor musun? Evet. Şimdi hep ayakta duruyor şerefsiz. Arka ayaklarının üstüne izleyenler bilir. arka ayaklarının üstüne kalktığı zaman düşüyordu. Çok güçlü. Şimdi iri ırklar. Ondan değil yavruyken. Ben tamam, ama yavruyken neden biliyor musun? Lafını böldüm. Ama diğerlerinde şöyle bir şey olmadı. Hızlı büyüyorlar ya. Evet. Hızlı büyürken bu hayvanlar bir anda boy attıkları için o kemiğin büyüme hızına kas ve kıkırdak yetişemiyor. Glikozamin ve kolajen diye iki tane temel madde var. Bunlar bazı ırklarda eklem besleyici kullanılabiliyor. Kim hayvanın buna ihtiyacı olmuyor, kim hayvanın ihtiyacı oluyor abi. Belki onda kolajen oranı ya da glikozamin. Sonra düşük. İşte ilik suyu, minik suyu yaparak kemik suyu. Evet. Böyle vere şimdi ayakta duruyor sürekli. Süper. İlik suyu zaten olmuyor. Bu işin temeli. Kolajen var içinde. Yani Escobar'ı genel olarak beğendim ya. Harika. Beğendim değil, harika. Son derece sağlıklı, karakteri son derece güzel, her şeyinden 10 numara durumda bir köpek. Arka ayak basarları, ön kolları, genel olarak vücut çizgisi, her şey mükemmel. Biz o var ya, yağmur başladı ya, böyle bir şey olmuyor. Sorun yok abi, burası sonra geliriz. Videoyu kapatıp bir daha ekleme mi yapsak? Ekleme yaparım. Ben çekilmiyorum diyorsan yağmur altında da devam edebiliriz. Ya sen değil, sen kısa kalırsın, yani hasta olursun. Bana fark etmez abi. Bu arada bizim Giresun'un eniştesi, evet, değil mi? Aynen abi. Evet, geldi buraya şimdi, biz de ziyarete geldik. Arkadaşlar da biri Trebolu'dan, biri Diyarbakır'dan, Bacanakları. Trebolu zaten benim ikinci memleket, Erdem Karadeniz biliyorsunuz. Aynen abi. O yüzden şimdi videoyu kessek mi yapsak, bu şey oluyor ama, bir yağıyor, duruyor sonra.
Ya sen Karadeniz adamsın, sen soncu adamsın. Sonunda düşünen kahraman olmaz. Bence devam edelim abi. Edelim onu. Hadi o zaman. Sorun yok. O zaman belleğe geçiş yapalım. Şimdi ben, biz de yeni tanışıyoruz ya. Şimdi buradaki köpeklerin hepsinin karakterlerini senin takipçilerin biliyor. Evet. Ben bilmiyorum bakalım. Birol, evet. Biraz yaşlı, bir de onu bilmiyor. Yani. Biz yeni tanıştık Birol. Evet. Belleğe bir şey yapsın. Bilmiyorum kanalın uyarma var mı yok mu? Yok. Bu yavru 10 aylık yavrudan korkuyor. Senin gibi pitbull uzmanı prese kanalına bakmış adam 10 aylık yavruyu gelip sever yani. Çok köpekten temasımız gel. Oldu. Gel. Belleciğim gelir misin? Gel. Belleciğim gel. Bella senden korkmuyor. Gel Bella gel. Yok NBA'cim mi geldi? Basketçi mi geldi? Nedir? Bella'nın da alt çenesi önde. Buradan görünüyor mesela. Gel bakayım. Tabii. Gel bakalım gel. Bella. Bella gel, gel. Bakalım. Çenen niye önde senin şerefsiz? Bakayım nasıl önde ya? Arkada evet. Duruyor. Hayır bak alt çevresi ön dişlerini bakayım, gel bakayım Bella gel. Gel kızım. Gel kızım. Bakayım. Ha burası mı önde? He ha bu. Kaldır bak. 1 milim önde bakalım. Dudağını kaldır. Göreceksin bak dişler üzerine oturmuyor bak gördün mü? He aynen aynen. Dur bakayım. Evet evet. Standartın bakayım. Dışında önde. Neredeyse evet, yarım santim önde. Evet evet. Eleştiriyoruz evet. Ya acımasız. Yok tabii ki ya. Yarışmaya gitse büyük olasılıkla hakem makas çenesi olmadığı için buna üretim onayı vermeyebilir. Vay be. Ama doğru basan bir köpekten eşleştirdiğinde yavrulardaki bu sorunu minimum seviyeye çekebilirsin. Anladım mevzu. Ne oluyor? Eksikleri eksik olmayandan kapatman gerekiyor. İşte şimdi helal olsun bak bunu. Kapatmadığı için... Bak bu var ya. Yani bunu ben hayatta anlamazdım ya. Estağfurullah. Şunu sen söyledin. Ben de diyorum. Ben nereye bakıyorum biliyor musun? Şuraya bakıyorum şimdi, ya. Kane korsalarda alın stoku var ya. Evet. Yani şu bizim alın stoku dediğimiz şey. Merak ediyorum. Narkoz arkadaşlar. Narkoz nasıl acaba? Hiç var ya onu hiç düşünmedim ya. Alın stopundan dolayı bu tarz ırklarda biraz müsamaha ediyorlar aslında buna ama evet. Bu birazcık tam böyle ama böyle baktığın zaman belli olmuyor. Şimdi sen bak, nasıl hemen anladın onu? Ağzını açtın mı? Abi işte görünce binlerce i̇şte köpek belli bir süre sonra yarışmalarda falan filan değil mi? Bak, yarışmalarda sen şey veriyor musun böyle? Katılıyor musun yarışmalara? Hakemlik yapıyorum. Sen hakemlik yapıyorsun. Tabii canım. Aynen. Vay anasını ya. Şimdi o da mesela genç köpek olduğu için daha ön kollarını tam açmamış. Evet. Köpekler şöyle büyür. İlk önce yukarıya giderler. Sonra ene giderler. Birçok köpek ilk 18 ay boyunca yükselmeye devam eder. Köpeklerde şöyle bir risk devre vardır. 3 aylığa kadar gider. 3 ay ile 7 ay arasında acayip bir hızlı büyür. 7 aydan sonra biraz yavaşlar. 9 aya geldiğinde 9 ile 12 ay arasında yine bir hızlı büyür. Genotropin denilen bir büyüme hormonu var vücudun salgıladığı. Hani karpuz yata yata insan uyuya uyuya büyür, uyuya uyuya büyür diye bir söz var ya. Köpekler de uyuduğu zaman büyür. Bu hormon uyuduğunda salgılanıyor. Yavru köpekleri o yüzden böyle çok oynatmak, çok aktif tutmak iyi değildir. Uyuyan köpek daha fazla büyür abi. Vay be. Bunu unutma. Şimdi ön kolları da birbirine yakın. Onu yavaş yavaş açacak. Bir de dikkat ettiysen çıkartabilir misin adam? Gel, Bella gel. Bella gel. Çok korumacı bir köpek ama abi. Şimdi bak, yani karakteri çok iyi. Arka sağrısı şu an önden yüksek. Yani arka bacaklarının bitimi önden şu anda 1,5-2 evet. Santim yüksek. Onu görebiliyor musun? Evet, evet. Köpek anladım. Köpek şöyle anladım. Büyüyor bak. Önce arka, sonra ön. Önce arka, sonra ön. Arkadan öne doğru mu büyüyor? Evet, daha boyatacak. Birkaç santim daha yükselecek. Hadi ya. Gelişimi daha bitmiyor. Çünkü daha arka kısmı önünden yüksek. Vay anasını ya. İşte bunları bilmek lazım. Böyle bir de canlı dinleyince güzel oldu ya. İyi bir de değil. Rengi de güzel. Hafif bir tigerlığı var. Tigerlık var evet. Şişinleşince çok güzel oldu. Bana göz rengi Cane Corso için en karakteristik göz rengi. Bal köpüğü kahverengiye yakın. En doğru göz rengi. Onun dışında genel anlamıyla basışları güzel. Bir de köpekler yavruluk döneminde, zincirde büyüdüklerinde bazen şöyle hafif tırnaklarını dışarıya açabiliyorlar. Evet. Onda da çok tatlı, belli belirsiz var tırnakları evet. Dışarıya açma. Onun da sebebi ne biliyor musun? Zincirde şöyle öne gitmek istiyor ya. Evet. Öne gitmek istedikçe buralar yumuşakken anladım. Onu açıyor, açıyor. Açıyor. Eklem destek. Mecbur şey yapıyorum ya. Bu biraz şey yaptım. Mecbur bağlıyoruz onu şimdi. Evet. Bağdırları güçlü, oldukça geniş. Evet. Mesela yine Cane Corso'larda umarım sıkılmıyordur izleyicilerim. Ben çok yok. Detaylı bilgiyi giriyoruz ama bu, girmeyelim yüzeysel geçelim diyorsan. Yok sen anlat ya. Şimdi senin bazen şu baldırın açısı var ya. Evet. Şuradaki genişlikle topuktan yukarıya kadar olan uzunluk burası 1 ise burası tam 1.7 falan olması gerekiyor oransal olarak. O oranları da çok iyi. Oldukça güzel. Daha gelişimi bitirecek. Ufak tefek eksikleri var. Çene dışında genel olarak güzel. Şu dediği şey yapalım. Recep abi bize böyle bir imkan sundun.
500 bin abonelisi olan Türkiye'deki en çok izlenen kanallardan birisin. Eyvallah. Biz de geldik şey gibi, eleştiri memuru gibi. Yok. Ben şimdi işte neyse ben de onu öğreneyim. Ama ve ben bunu, ben sana açık açık ne söylediğimi söylesene. Delikanlı gibi. Söyleyeyim. Vallahi billahi ne söyledim ona. Senin dedim kanalın konsepti ne? Kurgulu mu yayın yapıyorsun? Hayır dedi kardeşim. Spontane. Ne geçiyorsa dedi içinden. Acımasızca söyle. Aynen öyle. Yani vallahi öyle söyledim. Irkıyla ilgili yorum yap. Karakteriyle ilgili. Aynen öyle. Hatalıysa hatalı dedim. Yani ben zaten iddia aynen etmiyorum en iyileridir falan filan. Bu insanlar burada şimdi görsünler bunu yani. Eyvallah. Neyse en acımasızca söyle dedim. Çünkü kırılmaya dalmaya gerek yok. Zaten olan mal burada. Mal belli yani. Bunlara mal demeyelim. Hepsi bunlar bizim can, canımız ama. Aynen. Yani mal diyorlar yani mal ortada. Aynen. Mal ortada yani. Neyse açıklar. Gel. Neydi? Ne oldu kızım? Neydi bizim orada bir muhabbeti var. Neydi ne usul insanların arası? Neydi insanların arası mükemmel. Değil mi? Neydi? Böyle. Tamam. Abi bunlar da senin yakın korumaların mı? Bunlar kim? Şu onlar Pars. Onlar. Bunlar en tehlikeli gibi oldu Pars. Lan Pars bacağımı rakip edin. Kızanları çiftleşti. Lan yeni çiftleşti. Dur be. Neydi dur. Neydi böyle salayım ya. Genel olarak. Sus. Beyaz. Pars sus. Beyaz renkli köpekler. Bak şimdi nasıl? Abi yaz için bir tık kilosu fazla. Ya biraz fazla yemeye başladı. Bak makas çene harika bir makas çene evet. Görüyor musun? Neydi harikaymış iş. Neydi? Aferin. Diş tutumları. Her şey. Aferin kızıma. Tarihe bir bakma. Her şey. Sakın pavlayı böyle tutma. Pavlayı eti kemikten ayırırsın. Neyse uzaktan görüyorsun. Şimdi. Ne kızım? Bak seni yorumluyorum. Şimdi biraz çok kilo almışsın kızım. Yazdığım havalar ısındı ya. Ama şey bu. Çiftleşti ya. Yavaş herhalde şey tohum yoksa. Yani biraz yemek olabilir. Bir tek kilo oldu. Zayıf da ama şimdi kilo aldı. Bir de beyaz renkli köpek. Bunun arkaya nasıl bunun? O diyordu ya belli ya. Onda da çok hafif belli belirsiz diklik var ama genel anlamda güzel. Şimdi kalça displizilerinden bir sorun var. Evet. Yani bu kalça çıkığı diye söylerler. Displizi evet diye geçer bu teknik ismi. Şöyle bir başlık var. Femur dediğimiz buraya oturuyor kemik. Bu küçükken ayağın şurayı güçlü kapatmazsa yavaş yavaş dışarıya doğru kayabiliyor. Kayınca da böyle arkası oynuyor. Evet. Langırdak olur. Yavruyken de tavşan gibi zıplar böyle. Belki de bizim narkozda o mu var yoksa? Narkoz bazen böyle kıvırıyor böyle. O boşak. Diklik dediğimde kemik hızı büyüyünce yetişemediğinden dikleşiyor ama onda sınırda çok iyi olmasa da %90 iyi. İyi. Yani geçer not alır her türlü. Yağmur yağarken... İşi de şeyi söylüyordum beyaz köpeklerde, dogolarda da var mesela o durum. Egzamaya, deri hastalıklarına daha açık köpekler, açık renkli. Dogolar mı? Evet, dogolar. Yaz döneminde biraz enerjiyi yüksek verirsen bunlara, o enerjiyi atamazlarsa eğer evet hemen geriden yavaş yavaş kahverengileşmeler ve kapatmalar başlar. Korsanda olan şey işte. Aynen öyle. Doğru diyorsun. Beyaz köpekler daha fazla yaşıyor. Peki reise bir şey yapar mısın? Reisin bir götünü vur bakalım. Sağlam etli mutlu. Burada bir ne olmaz ya? Ya ayıptır ya. Ya abi. Pitbull'ca adamlara baksana. Kocaman köpekleri. Şunu söyleyeceğim bak tamam. Senin evet elin kadar lan. 90 kiloluk köpeklerin içinde geziyoruz böyle evet mayın tarlasında gezer gibi. Ama adamın yüzündeki ifadeye bir bakar mısın? Bas! Ben bir iki videonu izledim tesadüfen. Burada bankların üzerine çıkanları falan gördüm. Bizi de bankın üzerine çıkartma. Yok bu bir şey yapmazsın. Tutarsın onu ya. Abi bunlar Jack Russell. Evet. Jack Russell'lar bu küçük köpekler hakkında bilgin var mı? Var. Evet. Yani yüzeysel anlamda var. Şöyle söyleyeyim. Acayip inatçı karakterleri var. Yani terrier grubu köpeklerin içerisinde Pitbull'un da ataların içerisinde varlar. Pitbull'un atası var ya. Var içerisinde. Çekiyor musun var parsını? Gözüküyor mu? Bunların temelinde İngiliz tilki terrieri var. Yani bunlar tilkiye girip yuvasının en içerisinden tutup çıkarabilen hayvanlar. Av köpeği olarak da kullanıyorlar. Tilkiye tutamaz mı ya? Tilkiye o kadar şey yapar mı? Hayır eski bunların ataları. İngiliz ataları. Yavaş yavaş bunlar küçültülmüş. İşte bunun Boston terrieri var vesairesi var. Terrier grubun içerisinde aynen acayip inatçıdır bunlar. Bir şeye kilitlendiğimi döndüremezsin ondan geri. Ölüm de olsa gider. Aynen öyle ya. Yemin ediyorum. Aynı dediğin gibi şerefsizdir. Yani çok hareketli aktif köpeklerdir. Birçok kişi evde köpek bakayım diye Jack Russell alıyor. Ama yetişemezler enerjisine. Sonra pişman olurlar aldığına da. O yüzden ev köpeği anlamında alacak kişilerin çok ciddi vakit geçirmesi lazım ondan. Tüketemezsin yani. Duracell pil gibi. Normal köpek kalem pil ise bunlar Duracell abi. İtiraz enerjileri. Değil mi? Ama seni ya bak bak işte ona bak. Ya bir vur götüne ya bir şey olmaz ya.
Hala bir götürür ya. Ya bir şey yapmaz ya. Ya, ulan diyeceksin ki, ulan Birol Başyiğit geldi, köpeğe dokunamadı bile. Al işte arkadaşlar, Birol Başyiğit koskocaman köpekli. Kas! Yani şimdi beni burada geri dön. Abi çok tehlikeli bakıyor ya. Yağmur hızlandı, bir tarafa geç biraz ya, çok yağ ya. Abi parsam bir başka gün kışkırtma videosu yapalım. Ben onu bir test edeyim video yokken. Tamam. Ne yapıyor, ne ediyor? Yağmur hızlandı ya. Biraz tamam. Böyle duralım ya. Peki, biraz duralım abi. Aynen o zaman verelim mi 5 dakika ara? Kapatayım videoyu. Nasıl olsa arkadaşlar, ben normalde videoları kesmiyordum biliyorsunuz. Direkt çekiyorduk ama Fatih artık o işleri birleştiriyor bilgisayardan. Sen bunu kapat. İkinci bölümde devam edeceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi videoyu kesmiştik. Yağmur çok yağıyor ama saat de geç oluyor. Videoya devam edeceğiz. Yağmurluk verdim şimdi videoma. Şimdi korsanı ben alıyorum. Yürüyorum, yürüyorum. Orada ışık yeterli olacak mı? Ha? Olur olur ya, gözüküyor. Korsan! 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 Korsan, gel oğlum. Evet arkadaşlar, şimdi korsanı yorumlasın bir oğlum. Korsan kaç yaşında? Korsan şu an Ağustos'ta 2 yaşına girecek. Ağustos'un 17'sinde 2 yaşına girecek. Geçen babasıyla bir kavga etmişti, biraz yutuştu. Şimdi biraz şey oldu. Evet. Şimdi korsanı gördüğünde kusurları nelerdir? Abi hemen arka ayaklarına odaklanabilirsek, arka ayaklarına odaklanın. Bakayım gözüküyor mu? O gözüküyor. Evet. Arka ayakları yere ne kadar dik? Ekeldan mı yapıyorsun lan Fatih? Evet. Yere ne kadar dik bir açıyla basıyor görüyor musun? Ve hatta kendini şöyle ileriye doğru atarken ayağını gerdiriyor. Yani şöyle bir S yok orada. Vay bir açı yok bak. Dimdik basıyor. Korsan pet çıktı ama. Nasıl yani? Böyle dik basıyor. Ne diyor? Harbiden dik basıyor lan. Baksana. Eskobar gibi basmıyor ya. Neden dik basıyor biliyor musun? Neden basıyor? Şimdi alt kemikten üst kemiği tutan tendon var ya. Evet. O tendon kemik hızlı büyürken tendonun hızına yetişemediği için şimdi bunu bir mekanizma varsal gibi düşün. Bu oynuyor. Şurada evet. Arada bağ var. Evet. Bu kısa olduğu zaman ne olacak? Vay be, açamıyor ya. Dik kalıyor. Dik kalıyor. Anladın mı? Vay, nasıl yapacağız bunu? Ne yapmamız gerekiyor? Abi hani şimdi yaşı ilerlediği için çok fazla geriye getiremezsin. Yavruyken biraz daha müdahale etmek lazımdı. Biraz daha geriye gelebilir. Ama serbest gezmesi, yine glikozamin, kalojen, hatta mümkünse... Yani koşu falan yapması lazım değil mi yani? Koşu mu yoksa çok yürüyüş? Çok ağır değil. Tempolu yürüyüşler. Tempolu yürüyüşler. Tempolu evet. Yürüyüşler bir de... Hayır, sakın işemem. Kanidrox diye bir malzeme var. Kanidrox. Yeşil istiridye kabuğu bu. Onun peki, içerisindeki madde de onu güçlendiriyor. Veterinerde var mı? Bulabilirsin. Ne diyeceğiz? Kanidrox yani bunu... Ya ben sana gönderirim. Nasıl kullanacağız bunu? Sus! Tablet halinde günlük yutturacaksın. Ha, hap mı bu yani? Evet, hap. Peki bunu diyelim konservesine bir şeyine katsak öyle versek? Katabilirsin. Ha, tabii sorun tamam. Yok. Yeter ki yesin. Narkoz! Onun haricinde mesela... He dur, en merak ettiğim çene. Evet. Sen, tamam, o çeneye taktığımızı. Çeneye bakalım hemen. Bak, o da makas çene, 10 numara basıyorlar. 10 numara alt edin. Bir hep çıkmıştır ama öbür taraftan düzelttim. Hayır, hep hataları söylüyoruz da iyi yönlerini de söylüyoruz. Logolarda bir de karakteristik bir yapı vardır. Birçok kişi mesela şunu da bilmez. Köpeklerin üzerindeki bu siyah noktalar var ya. He dur. Şimdi onu da iyi ki dedin. Tamam. Ya şimdi bazı diyor ki ya bu orijinal değil falan filan diye. Ben onlara tabii eskiden muhabbet ediyorduk ama şimdi 500 bin kişi var kardeşim. Hangisine diyelim? 512 bin, 513 bin ne abone? Ya 13 bini yazsan veya düşünsen ben hangisine yeteyim yani? Şimdi bu siyah noktalarını sen şimdi bir açıkla. Aksine ırk özelliğidir. Full beyaz köpeklerin bile birçoğunda tüyünü kes, derisinin üzerinde siyah pigmentler vardır. Derisinde siyah vardır. Değil yani mi? Dogonun aksine ırk özelliğidir o siyah noktalar. Yani evet, kimi arkadaş çok sevmez, atıyorum siyah korsan gözü falan, acaba fikir melezi mi diye düşünür. Hayır, bu ırkta çıkabiliyor. Şimdi genetik anlamda şu mümkün. Bir köpeğin üzerinde bir tane siyah tüy olsun, komple siyah da çıkabilir, bir tane beyaz diyorsun, komple beyaz da çıkabilir. Anladım. Bu genetik olarak mümkün abi. Ha, Dogon'un genel ırk rengi beyaz. Evet. Üzerindeki bu siyah noktalar da makbuldür, aksine de iyi bir özelliktir. Birçok komple beyaz köpeğin altında vardır siyah nokta. Evet. Tümünü kes, derisinde vardır yani. Sağlıklı oluyormuş. Evet. Son derece güzel bir köpek. Çok özelliklerini taşıyor. Birazcık ön kollara olması gerekenden biraz önde. Çok hafif önde, belli belirsiz. Evet. Ama onun dışında arka ayağı dikliği var.
salçalarında büyük olasılıkla sorun yok. Kasları biraz fazla mı patlıyor? Şurasından, ha şunu söyleyeyim sana. Şu, bak şurası geçti şimdi de. Evet. Şu noktada böyle sanki kızarıyor böyle. Derisine yakın bir tüy dökülüyormuş gibi duruyor ama şimdi düzeldi. Kas, dediler ki bana kas patlaması oluyor onda. Kaslar çok gelişiyormuş. Değil. Hiç i̇şte hep yanlış var. Bilgiler yani yanlış bunu. Şimdi o köpek dik yürüdüğü için orasını fazla kaslandırmış. Yani orası istersen az güçleniyor. Bir taraf zayıflarsa nasıl bir taraf güçlenir? Güçlendiği noktada yattığı zeminden orası gergin olduğu için tahriş oluyor. Orayı açıyor. Köpek açtığı zaman da kendi kendine onu tedavi etmek için yara ulaşabildiğinde yaladıkça oradaki yarayı büyütür. Yaladıkça büyütür. O kronikleşir, sürekli hale gelir. Tamamen yattığı zeminle alakalı bir şey. Anladım. Mesela onun yaptığı zemine daha yumuşak bir yer getir. Hatta bak ben sana onun projesini yapacağım. Şöyle 20 santim yerden yüksek bir demir yapacaksın. Ona bir tane böyle kare demiri döneceksin. Ortasına da halı fleksi koy. Halı fleksi alacaklar. O halı fleksi alacaklar, yiyecekler. Bunlar tamam. Sen de bir tane halı fleksi fabrikası bulacaksın. Sponsor Arap'ta değiştireceksin. Ama şimdi şey yapıyorlar. Bunlar onu alıyor. Paramparça ediyor. Ben bunlara şey yapıyorum. Bir şey malzeme var. Daha iyi, yumuşak. Çocuk parklarında kullanılan zemin şeyleri var ya bak, o da olabilir. Karolar, plastik karolar. Bu kopmayan bir şey var mı mesela böyle ısınınca? O işte. Yani çocuk kopmayan parklarında zemine yapıştırma var ya, onu koparamaz orada. Nerede ben harbiden öyle bir şey yapayım ama ya. Çok harika olur yani. Adı ne onun? Adını bilmiyorum da çocuk parklarında zeminlerde kullanıyor. Kauçuk ne falan deniyor ona, ne deniyor? Kauçuktan bir malzeme var. Bir şey de olur belki. Yani o beyaz köpeklerin derileri daha hassas yani. Tamam mı? Yani, yoksa başka bir sorun olabilir. Kopmuyorsa, çünkü köpek parçalıyorlar mı? Halı flex gibi, halı malı. Ben çok seviyorum onu ben. O zemin harika bir halı, bir sürü halı var burada eski. Göstereceğim. Onun dışında çizgileri, kuyruk yapısı vesaire her şeyi harika. Mesela dogolarda biliyorsun. Kulak kesimi geleneksel bir adettir. Evet. Kulaklı kuyruklu bunlar ikisi de. Evet. Şimdi söyleyebilirler. Bazı hayvanseverler diyor ki neden kesiyorsunuz? Her şey evet. Doğalı güzel. Evet ben de katılıyorum ama mesela bizim çoban köpeklerinde de bu genel bir şeydir. Uygulanılan bir şeydir kulak kesimi. Top denilen dikenli bir tasma var. Bunu kullanıyorlar Anadolu'da insanlar. İşte evet. Doğada vahşi hayvan saldırdığında problem olmasın diye. Buna kota kulaklar takılıyor. Hayvan kesimden. İlk geleneksel hale getirilmesinin sebebi o kulak kesiminin çoban köpeklerinde. Dogolarda da daha agresif bir görüntü vermek için koruma köpeği olduğundan. Ama agresif de işte bak şimdi bizim köpeği kulağından kaptı babası. Bak görüyor musun kulağını? Evet. Şimdi inşallah kulağı bir şey krem sürüyorum ama düzelmezse mecburen belki bir estetik operasyon yapacağım. Veteriner dedi ki yani aynen. Yani alabiliriz de dedi yani. Eğer şey olmazsa evet. Çünkü yara düzelmezse kremini sürüyorum. Bir de şu ilaçtan sıkıyorum. Hatta şimdi de sıkayım onu. Bunun fiyedik. Mavi sprey değil mi? Evet. Antibiyotik sprey. Yani antibiyotik sprey. Mikrop kapmasın diye. Şimdi ne oldu şimdi? Kesmedik onu. Yani, şimdi ne oldu? Böyle düşük kalacak, iltihap yani, yapacak. Yani olmaz mı? Yani şimdi bakalım da nasıl olacak yani. İnşallah evet. Olmaz da. İnşallah olmaz. Yani acıdım, ettim dedim. Vicdan yaptım, kesmedik. Ama şimdi dedim bilmiyor yaptım yani. Çoğu kişi bana güzellik açısından diyor. Güzel. Evet. Ben dedim bunu böyle seviyorum. Güzel böyle yani. Hoşuma böyle masum geliyordu bana. Aslında vahşileştiğim çok vahşi de. Ya düşün babasını göreceğiz onu. Ama şimdi böyle bir sağlık problemi ben Baron'u o yüzden yaptık. Baron'un burası iltihap oldu. Çok kötü oldu. Evet. Mecbur kaldım. Bir gözü de korsan maşallah yakışıklı köpek. Yani birkaç abi, maşallah. Tane köpek olduğu zaman sen de şimdi o çoban köpekleri mesela adam kurtla kapışır, başka köpekle kapışır. Mecbur o şeyi takacak ona. Kulaklar da ona doğru diyorsun. Abi bilinçli olarak dövüştürmeye hepimiz karşıyız. Hı. Ama doğada hayvan başına her iş gelebilir abi. Hı. İnsanın da başına her iş geliyor. Hayvan doğada tilki çıkabilir, domuz çıkabilir, kurt çıkabilir. Hı. Başka sürünün köpeği gelebilir. Doğadaki olaya müdahale edemezsin. O bir vahşet değil yani. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Pablo'ya geçeceğiz. Pablo'yu oradan şey yapalım tamam mı? Pablo öyle çok sevmez daha valide olmayı. Pablo'nun dişlerini ben açacağım. Bakalım onun makasını çok merak ettim. Tamam. Pablo'nun makasını, çene makası nasıl? Tesisleri de kontrol etmedik ama tesislere bakalım mı? Tesis ne? Yani bir yumurtam var, iki yumurtam var. Arka mekanizma sağlam mı değil mi? Ne diyorsun ya? O da mı var ya? Yaşarım canım. Tek yumurtalı onda mı var? Olmaz. Vallahi gel lan bunu. Gel bakalım gel. Korsan gel bakalım. Maşine. Gel bakalım tamam. Tamam bakalım abi. Çift. Al birini korsan.
Evet çift. Korsan diyor. Korsan aynı. Problem de. Eskolar anlattın mı? Eskolar bir korsan diyor ki hayır oğlum dokunma bu sana. Korsanın çeneni bak, teslim ediyor. Bak bakalım mı? Ha? Pastiyes nerede? Bir bakalım lan. Şu gel yağmur azaldı herhalde. Pastiyes iptal etmesin sonra bizi abi. Dururuz şimdi yağmur. Şey Fatih sen de şey atletten gelseydin oğlum kısa kollu. Bunlar da kanekorsa çifti bizim. Kanekorsa çiftimiz evet. Pablo gel oğlum bakayım. Bak şimdi kral geliyor. Gel oğlum bakayım. Gel bakayım. Sus! Ses yok. Bana sen git. Bana sen git. Bana sen git. Ne yapıyorsun? Pablo da çok yakışıyor. Hayır oğlum. Oğlum bak. Bizi burada bulamıyor. Yapma yapma ya. Böyle kulağından yaralı bu da. Bak şuradan tam şuradan. Evet. O babasıyla kapıştı ya. Fatih nereden çekiyorsun? Uzaydan mı? Üstten. Ama yanından çek Fatih. Ha buradan çek. Köpeğe de göster. Evet. Pablo'nun şimdi Pablo gel oğlum bakayım bak. Pablo'nun yalnız ben bakalım. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Pablo'nun içine bakalım. Bak ilgimi bir şey çekti. Sen bak. Evet bak. Bu makas da iyi. Çene çok güzel. Çok güzel. Evet. Pablo. Harika. Geçti sıra bu. Merak ediyor musun geldiğinde nasıl çıkacak? Ya vallahi merak ediyordum lan. Pablo'yu çok seviyorum ben şimdi. Dedim ki lan. Ulan inşallah Pablo şey tanıyor. Bir şey arkadan bak. Arkadan. Arka basarlarına bak. Yan bu köpeğin senden acayip bir duygusal iletişimi var. Nereden anladın? Gözlerinin içine bakıyor çünkü. Yerim oğlum ben gözlüyorum. Gözlerinin içine bakıyor. Vallahi bak. Hayır Baron. Baron hayır. Tamam dur oğlum çıkmak yok çıkmak yok. O kadar da değil. Şimdi arka basarlarına bak. Bak. Bak şimdi baba. Bak. Bunlar az kapışmamışlar ha. Dünyayı kapışmışlar hemen. Bak. Ağzının içinden aldım ulan bakalım. Sen şimdi bir şey söyleyeyim mi? Az önce onlara sessiz olmalarını söyledin ya. Ona havlayacak sana bakıyor. Ses yapayım mı yapmayayım diye. Görebiliyor musun beden dilini hiç? Aynen. Sana bakıyor havlayayım mı havlayayım. Arka basarlarına. Pablo gitme oğlum arka basarlarına bakacaktık. Güzel. Pablo'da hiçbir eksik yok abi. Doğru söyledin. Senin en sevdiğin köpek onu o yüzden değerlendirmiyorum. Gel. Ama Pablo gerçekten güzel ya. Güzel. Ayağım ben yani. Yok karakteri de özel bir köpek. Belki şimdi izleyicilerin takipçilerine durgun geliyordur ama köpek senin gözlerinin içine bakıyor. Senden değişik bir ilişkisi var yani. Eyvallah. Pablo. Gel. Yani Dogo Arjantin olarak zaten harika bir kafa yapısı var. Fizik yapısı, her şeyinden tüyü. Her şey güzel. Çok aferin güzel. Aferin oğluma benim. Şimdi mesela böyle tutma konusunda acayip şeydir. Pablo! 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 Hayır tamam yapma. Nasıl? Gösterdin mi olayı oğlum nasıl hemen kilitlendi? Gösteremedin. Şebo sen orada duruyor ya gözükmüyor. Sen şuraya çık bir. Pablo tamam. Sen çık tamam. Oraya. Sen Recep abiye aşıksın belli. Aferin. Aranızda özel bir ilişki var. Ben o ilişkiye dahil olmuyorum. Bak arka ayağını görüyor musun nasıl deldi onu şerefsiz. Abi bak orayı klasik. Kısa tüylü köpekler ilk darbeyi oradan alıyor. Kasları da güçlü. Ne oluyor? Sürtünmeden dolayı orası yara yapıyor. Bu arada kulağı da iyi arkadaşlar. Şey biraz şimdi şey akıyor. Toparlamış. Allah'a şükür buna çok ilaç da sıkmıyorum. Hı-hı. Ama hali iyi. Herhalde bir 10 güne kendine gelecek. Bak nasıl bakıyor Baron'a bak. Baron da var ya şimdi mesela diyorlar ki Baron Pablo'dan çekiniyor. Baron da benden çekiniyor. Hı-hı. Bak Baron da çok şey o konuda. Burada zaten en kafa ya burada ikisi. Alfa sensin. O belli. Sürünün lideri sensin yani. Yok bazı arkadaşlar onu şey yapmıyor. Şimdi şu gel şu narkoza bakalım. Tamam. Yağmur da kesti biraz zaten. Narkozu nasıl bakalım? Dışarı çıkarmıyor onu. İçeri mi girelim? Narkozda insanları seviyor mu abi? İnsanları çok seviyor. İnsanları çok seviyor gerçekten. Var hiç mı adamcıda? Var gel hiç bak gel. Yok mu adamcıda? Ha yok. Öyle şey yapmaz, dalmaz gel. Narkoz seni yorumlayacağız yok. Gel bir şey olmaz. Giriyorum abi ben. Gel. Tabii ki kadar çıkmasın sen. Gel buraya. Hadi oradan çık. Tamam. Aferin sana. Dur tamam. Tamam. Seviyorsun. Oğlum. Tamam. Ya oğlum. Tamam, oğlum bu geldi. Kaçırdı oğlum bu. Dur abi. Oğlum Narkoz. Dalmaz. Aman abi. Oğlum dursana Narkoz. Bizi rezil etti. Bu nasıl? Abi maşallah var da kafa attı lan abi. Dur. Oğlum bir dur da. Markus. Hemen bir klasik Recep Bayraktar aksiyonu sokacağım yani. Bir saniye. Bravo, senes
Kafasına bakalım dur. Sağ kulağıma bir kuraşı aldım. Hadi ya kapan. Buraya geldim o kadar bir şey aldım. Bakalım. Oğlum çeneni bakacağız dur. O çeneni bakacağız. Göğsü yaptığına tut. Oo. Harika. Bak, harika. Şimdi bak. En güzel ön göğüs döş yapısı bunda. Harbi mi? Çok güzel. Döş yapısı. Döş yapısı çok güzel arkadaşlar. Çok güzel abi. Kafa yapısı harika. Kafa yapısı şimdi, harbiden harika ama bak. Ben şimdi bana... Kafada girişteki 10 aylık kane korsoya bak. Evet. Fazla basık. Anlatıyorum. Evet. S çok belli. Kane korso için harika bir kafa yapısı var. Dünya standartlarında bir kafa yapısı var yani. Çok iyi. Zaten herkes öyle diyor yani ben ne bileyim. Anlayanlar falan da söylüyor. Gövdeli köpek. Ben ilk defa kane korsoyu narkozla tanıdım. Daha sonra sevmeye başladım yani. Evet. Bu da... Yani bize... başlangıcında çıta biraz yüksek olmuş. Şimdi öbürlerine adapte olman zor olur o yüzden. Evet. İlk köpeğin çıtası yüksek ya. Ay, bir daha kane korsam olmaz herhalde ama bunu ben çok seviyorum ya. Çok güzel köpek. Ama çok oyuncu bakma. İşte bir oynarken sakatlıyor insan şaka ya. Şakayla karışık sadral ışık olmasın abi sana. Ya sen şimdi o köpeğin vardı ya Rejo. Sen onlarla alışık olman lazım. O yüzden diyorum. Ya alışığız abi de şimdi senin kanalının formatını bilmiyoruz. Şimdi burada bir karambole gitmeyelim diyoruz. Çok karambole gidenler olmuş burada. Hiç olmaz. Bizimkiler şey yapmaz ya. Bu da Boçi bunun şeyi eşi. Evet. Bu da çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Bunu da çiftleştirdim. Onun nasıl bak. Çene yapısı? Bana onun da çene yapısına bakalım. Dur. Orhan abi bunu izler. Bu da çok güzel. Bak. Evet. Şimdi mesela sen bir ileriye doğru gitsene abi. Yürüsünler arkadan gel da görelim onları. Gel bakayım. Gel buraya. Hadi oğlum gel. Şu kadar şey diyor. Atlamasını falan fark ettin mi nasıl sıçrıyor? Evet. Mesela bak dişide de örnek veriyorum. Herhangi bir kalça çıkığı yok. O da sol ayağını çok hafif dışarıya doğru basıyor. Fark ettin mi onu? Evet. Açık basıyor. Evet, doğru. Dışa basıyor evet. Yani onun da sebebi yine gelişim sürecinde leddeki gibi mi? Büyük köpeklerde eklem belli destekleyici de, önemli. Bağlı kaldığı için evet falan. Abi. Küçük alanda işte eklem destekleyici konusu buradan önemli. Yani yavrunun şöyle bir şey söyleyelim takipçilerine. İri köpeklerden uğraşıyorlarsa iri köpeklerini en azından yaşına gelene kadar mümkünse zincire bağlamayıp en az 20-25 metrekare ortamında muhafaza ederlerse iri köpekleri en az bir 20 metrekare yani bu şu ölçüleri kafeste bağlı kalmaması gerekiyor. Tabi zincire alıştırsın ama bir köpeği zincire bağlı tuttuğun zaman gelişim sürecinde kendisini bozma ihtimali çok yüksek. Zincirin evet köpeğin kendisini bozma. Ha büyüdükten sonra zincire vur. Ayrı konu. Gelişimini tamamlayınca. Mümkün değilse, imkanın yoksa yapacak bir şey yok. Ama abi, büyüme sürecinde sabık kalırsa çok iyi olur. Değil mi? Tabii ki de. Kesinlikle. Gelişim sürecinde ben de hiç bağlama taraftarı değilim. Evet. Elimden geldiği kadar serbest şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoda şey yapalım. Yağmur yağıyor. Kapatalım. Tamam mı? Bunu diğer videoyla zaten birleştirecek Fatih. Hepinize hayırlı günler biliyoruz. Son şimdi, bir kısa özet geçeceğim. Sen bitir cümleni. Ondan sonra. Bu videodan sonra Baron'la Reyna'yı özel yorumlayacak. Burada sizlerin önünde söylüyorum. Her şey serbest. Ne tamam istiyorsan. Ben burada kardeşimiz buraya kadar geldi. Senin yapmış olduğun yorum Baron'la Reyna hakkındaki son yorumdur. Başka neyse o geçerlidir. Tamam mı? Ne diyorsan odur. Çünkü en iyisi de en kötüsü de tamam bunlar benim köpeğim. İyi de olsa kötü de olsa benim köpeğim. Ben en ufak içimden şu kadar sana demeyeceğim ki ya bunun burasını kötü dedin de. Sen zaten kötü de desen ben onu seviyorum iyi de desen. Aynen. Bunu anlayabiliyorsak sorun yok. Aynen. O yüzden rahatlıkla istediğini söyleyebilirsin. Bundan sonraki videoda Baron'la Reyna'yı değerlendireceğiz. Onu da çok merak edenler var çünkü Baron'la Reyna'nın dünyanın her yerinde yani diğerlerinin olduğu hem gibi onların özelliklerini hem ırk özelliklerini detaylıca değerlendiririz. Onları değerlendireceğiz tamam mı? Reyna'yı dışarı çıkaracağım zaten. Reyna çok şey yapmaz. Baron'u ben giderim sen telden şey yaparsın. Hı-hı. Yani benim senin takipçilerine söylemek istediğim şu var. Söyle onu da söyle. Bu videodaki amacımız genel anlamda köpeklerle ilgili bir eleştiri yapmak değil. Evet. Doğrularından, artılarından, eksiklerinden sen hakikaten açık yürekli bir adamsın. Açık sözlükten evet. De eleştiriye açık olmak evet. Seni geliştirir. Köpeklerin hepsinin neşesi yerinde, sağlığı, keyfi yerinde, ufak tefek her hayvanda kusur olabilir. Evet. Bu kusurlar onları sevmemize ya da sahiplenmemize engel olan bir şey değil. Aynen öyle. Tamamen sen ya. Göster dediğin için ben bunu söyledim. Bunu da ben ukalalık nezdinde yapmıyorum. Yok, sadece işte bilgilerimizi paylaşıyoruz. Ben de şuna inandım. Yani küçük yaştan beri bu kadar köpeklerle ilgilendin ettin. Evet.
Ve benim 2014-2012'li bir köpek ama ben 2014 yılında bunun baktığı, bunun köpeğinin hayranıyım. Rezo diye bir köpek var. Hatta benim Mehmet diye bir kardeşim var. İlk bana o videosunu atmıştı. Ya şu nasıl bir köpek dedi. Gidelim bunu alalım. Dedim ona ki Mehmet Özsu, tamam mı? Ben baronu ona, benim eski baronumu onunla ortaktı. Ona yarısını ona satmıştım. Benim baron o çok seviyordu. Senin oradan köpek almaya gelecekler o zaman. Dedi ki bu köpeği alalım dedi. Tamam mı? Dedim ki oğlum bu köpek çok pahalıdır kesin. Bunu alamayız. Biz yavru alalım bunun gibi yapalım. Ben tamam. Onun hikayesini bunun köpeği ben. Benim hayran olduğum bir köpektir. Rego. Şu an Çin'e. O köpeği niye Çin'e yolladın ya? Hikayesini anlatayım mı? Ya yediyseler o köpeği orada. İlginç bir hikayesi var. Benim ortağım vardı o dönemde. Birlikte iş yaptığımız Kaan abi. Onun da kulaklarını çınlatmış olalım. Rego çiftlikteki satmayı düşündüğü en son köpek. Ama biz bu işin ticaretini de yapıyoruz. Sobinin yanında. Evet. Yani bu bizim işimizdi. Şunu da söyleyeyim bir saniye. Ben 2014'te o baronu almadan bunların çiftliğinden, Balıkesir'den gidip iki tane alabay yavru alacağım. Telefonda anlaşıyorum. Alabayları almaya gideceğim. Yola çıkacağım. Biri işte kanına giriyor falan filan derken gidiyorum o baronu alıyorum. O eski baronum var ya, eski baronum, o malaklı şey olan köpeği. Gidiyorum onu alıyorum. O zamandan tanışacaktık sizle ama nasip, işte nasip bugüneymiş. Tesadüfe bak yani. Evet. Biz köpeği nasıl şey yaptık? Kaan bir sabah çiftliğe geldi. Oturuyoruz. Ben bir sigara yaktım. Tamam, onun da artı 18 geçiyoruz burada ama tasvip etmiyoruz. Dedim ki abi ben Rego'yu sattım. Nasıl dedi satarsın ya? Ben dedi köpeğimi falan satmam. Abi dedim mecburen dedim vermek zorunda kaldım. O dönemde de Azra diye çok beğendiğimiz bir dişi var birisinde. O köpeği almaya çalışıyoruz. O köpeği de satmıyor adam yani. Astronomik fiyat istiyor. Ben de istiyorum ki yurt dışına köpeklerimizin iyi örnekleri gitsin. Türk çoban köpeğinin ismi dünyanın her yerinde tanınır, bilinir hale gelsin. Bu hem ülkemiz için bir markalaşma, hem de ticari anlamda firmamız için, şirketimiz için bir markalaşmaydı. Ben Rego'yu o dönemde 20 bin dolar gibi bir fiyata verdim. 20 bin dolara satılmış. 20 bin doların da hepsini 50'liye çevirdim paralarım. Onları da güzelce paketledim. Sonra Kaan bağırırken, çağırırken bana köpeği niye sattın falan, vermem falan derken ben de şöyle para destesini önüne bırakıverdim. Tartışma orada kapandı. İnsanlar her şeyi para gibi düşünmesinler ama gitmesi gerekiyordu. İyisi dışarıda görüldüğü zaman, yani mesela üreticiysen aynı en iyisini vermek zorundasın. Aynen. Hani hobi olarak yapıyorsan okey ama üretici kendi elindeki en iyi köpeği gösterip standart bir yavru ya da standart bir köpek gönderdim olmaz. İyilerini hep göndermeye çalıştık o yüzden. Ben de şu gördüğüm narkozu Azerbaycan'dan 10 bin euroya almak istediler. Biz de vermedik. Biz derken ben vermedim, tamam mı? Ama ben ticaretinde değildim. Ticaretinde olsam belki verirdim. Ama daha sonra İstanbul'dan falan hep böyle artık dedim ki benim köpeklerime teklif vermeyin. Ben ticaretimi yapmıyorum. Aynen. Hobi olarak bunlar bizim evlatlarımız. Bunlara fiyat biçenler terbiyesizlik yapar. Bir tane arıyor beni. Parslı ise 50 bin TL kızına doğum günü hediyesi alacakmış. Bir de biraz ukala konuşuyor yani. Kardeşim bu köpek verilir mi? 50 bin, 100 bin bunun paranın önemi yok yani. Aynen. Bu köpek benim... Senin yaşın maskotun, benim evladım, Fatih'in kardeşi bu ya. Evet. Yani bu verilmez bu köpek. Bu ölene kadar bunun mezarı olacak burada ya. Ben bunu söylüyorum, hala gene teklif edenler var. Yani teklif edenler terbiyesizlik yapıyor. Ticaretini yapan adam hakkını buldu. Bir de dediği gibi Türkiye'de Türk çoban köpeğini Çin'e göndermiş. Orada o köpeği görenler hayran kalacak. Evet. Nereden geldi? Türkiye'den geldi. Yani bunun sadece oraya vermemiş yani başka Amerika... İspanya her yere vermiş yani. Kaç tane? 43 tane ülkede. 43 tane ülkeye köpek göndermiş. Bir o yani öyle kolay bir iş değil. Real Madrid, Barcelona falan filan hepsi Inter Milan. Ben diyorum ya burası Real Madrid. Bu adam Real Madrid'e bir de köpek vermiş yani. Gidiyorum Allah nasip ederse. Ağustos sonunda abi gideceğim. Selam söyle. Eton Meto hepsi orada. Umarım keyif almışlardır izleyicilerin abi. İnşallah ya. Almasa da önemli değil çünkü burada videoda biz keyif alsınlar diye değil, gerçekleri konuşalım. Yani bir insanlar gerçekten bilenden öğrensin. Ben senden öğrendim. Senin yaşın kaç bu arada? 37. 37. Ben 40 küsür neyse ben 40 yaşındayım diyelim, tamam, ben ortalama bir hesap yapıyorum. Şimdi senin yaşın benden küçük olsa, sen 30 yaşında da olsa fark etmez ki. Sen gerçekten işi biliyorsun, ben öyle inanıyorum. Yani bana söylediklerini, anlattıklarını burada izleyiciler de zaten izliyor. Gerçekten mantıklı şeyler. Biz yani köpeğe düz olarak bakıyoruz yani. Bu söylediklerimiz daha yüzeysel, daha detaylı. Daha detay var tabii, işler uzun sürer yani. Ama daha detaylarını ileride sen YouTube inşallah. Kanalı açtığın zaman kendi kanalından anlatırsın, biz de oradan izleriz. İnşallah. Yani bu YouTube camiasına senin girmen lazım.
İnşallah. Bakalım tamam, inşallah. Firavun Başyiğit, senin Instagram'dan zaten takip ediyorum. YouTube kanalı kurduğu zaman zaten ben bilgi veriyorum size arkadaşlar. Nasip, nasip abi. Şimdi görüşmek üzere. Biraz Allah yağmur durulsun. Balonları yine videoda çekeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.